Herkese merhabalar. Kampüs kanalında birlikteyiz. Canlıların temel bileşenlerine giriş yapacağız. Biliyorsunuz canlıların temel bileşenleri uzun bir ünite. Karbonhidrat, yağ, protein, enzim, vitamin hepsi konunun içerisinde. O yüzden biz ikiye ayırarak anlatacağız. Önce bir giriş kısmından bir de son kısmından bahsedeceğiz. Yani bugün göreceklerimiz inorganik bileşikler, karbonhidrat, yağlar ve proteinler olacak. Zaten genel hattıyla ana sorularımız bu kısımlardan daha çok geliyor. Hemen ÖSYM tarzı sorumuzu da göstermiş olayım. Bu da geçen senelerde çıkmış bir sorunun çok benzeri. ÖSYM tarzı soruyu da dersimiz bittiğinde, videomuz bittiğinde çözebilecek kıvama gelmiş olacağız. 4 maddede anlatacağız canlıların temel bileşenlerini. İnorganik bileşik, karbonhidrat, yağ ve proteinler şeklinde olacak demiştim zaten. Hemen hızlıca bir başlayayım. Canlıların yapısında bulunan temel bileşikleri kendi içinde ikiye ayıracağız. Bizim bir inorganik bileşiklerimiz var, bir de organik bileşiklerimiz var. İnorganik bileşik ne demek? Eğer hiçbir canlı sentezleyemiyorsa, herkes bunlara olan ihtiyacını doğadan hazır olarak alarak karşılıyorsa onlar bizim için inorganik bileşikler olacak. Su, asit, baz, tuz ve minerallerden bahsediyoruz. Bunları hiç kimse sentezleyemiyor. Herkes doğadan hazır olarak alıyor. Organik bileşikler ise canlı vücudunda sentezlenebilen bileşikler. Bununla neyi kastediyorum? Karbonhidrat, yağ, protein, enzim, hormon, vitamin, nükleik asit, ATP. Bunlar bizim canlı vücudunda sentezleyebildiğimiz kısım. Biz de bu videomuzda proteinlerin sonuna kadar gelmiş olacağız. Ama aklınıza şöyle bir şey takılabilir. Ya hocam ben vitamin sentezleyemiyorum. İnsanlar vitamin sentezleyemiyor. Bitkiden alıyoruz, bakteriden alıyoruz. Vitaminler de mi organik bileşik? Evet. Ben insan sentezleyebilir diye gruplandırmıyorum. Canlı sentezleyebilir diyorum. Vitaminleri de bitkiler ve bakteriler sentezleyebildiğine göre, onlar da canlı olduğuna göre vitaminler de mesela organik bileşiklerimizden olmuş olacak. Hemen inorganik bileşiklerimizle başlayalım. Gelelim suya. Su hayattır. Su olmazsa yaşayamayız. Mars'ta da su varsa orada da yaşayabiliriz gibi yuvarlak cümleler hep kuruyoruz. Ama bu su insan vücudunda ya da canlı vücudunda ne işe yarıyor ki bu kadar bizim için önemli bir bileşik? Şöyle bir baktığımız zaman birincisi su iyi bir çözücü. Yani moleküllerin çözülebilmesi için, maddelerin taşınabilmesi için suya ihtiyacımız var. Boşaltım yapıyoruz. Attığımız idrarın çok büyük bir kısmı su. Yani atıkların vücuttan uzaklaştırılması için suya ihtiyaç var. Yaz geldiğinde terliyoruz. Terlemekteki amacımız ne? Vücut sıcaklığımız artıyor. Biz de sabit vücut sıcaklığına sahip canlılarız. Vücut sıcaklığı bir tık artmasın diye vücudumuzdan su atarak aslında suyu, ısıyı dengelemeye çalışıyoruz. Yani vücut ısısının ayarlanmasını sağladı. Özgül ısısı yüksektir. O yüzden sular yavaş ısınır ve yavaş soğur. Suda yaşayan canlıların yaşamını kolaylaştıran bir durumdur bu. Su moleküllerini bir arada tutan kuvvetler var. Hidrojen bağlarının etkisiyle su molekülleri bir arada duruyor. Su moleküllerini bir arada tutan kuvvete kohezyon kuvveti diyoruz. Suyun başka bir moleküle tutunması ise bizim için adezyon adını verdiğimiz olay sayesinde gerçekleşiyor. Mesela bitkileri düşünürsek tüm bitkiler su ihtiyacını topraktan karşılayacaklar. Şunun şuradaki yaprağına suyun gidebilmesi için topraktan suyun yukarıya doğru çıkabilmesi lazım. Burada bir emme kuvveti oluşacak. Bu kuvvetin etkisiyle su yukarıya taşınacak. Tabii ki taşınma işi sırasında da kohezyon ve adezyon kuvvetleri de görev yapmış olacak. Suyun kaba formülde biliyorsunuz zaten H2O şeklindeydi. İki tane hidrojenin bir tane oksijene birleşmesiyle su molekülü açığa çıkıyordu. Çok fazla derecede konularımızın içerisinde çıkacak ama böyle üniversite sınavında kimyasal yapısıyla ilgili ya da bağlarıyla ilgili biyoloji adına gelmiş bir sorumuz yok tabii ki. Geldik asit ve bazlara. Asit ve bazları da yine hızlıca geçeceğiz. Çünkü kimyada anlatıldığı gibi detaylı olarak bilmemize gerek yok. Hatta böyle 6-7-8. Sınıflarda gördüğümüz asit baz kavramları kadar bilmemiz bizim için yeterli. Asit ve bazlara baktığımız zaman hani anneler vurdu mu kızarır, babalar vurdu mu morarır diyorlardı ya. Anneler yani asitler kırmızı renk verirler turnusol kağıdına. Bazlar ise turnusol kağıdına mavi mor renk vermiş olacaklar. Hatta daha güzel söylersek asitler maviyi kırmızıya çevirecek. Bazlar kırmızıyı maviye çeviren bileşikler olacaklar. Asitle baza baktığımız zaman eğer bir molekül suda çözündüğünde suya hidrojen iyonu veriyorsa biz ona asit diyoruz. Eğer suda çözündüğünde OH yani hidroksil iyonu veriyorsa onlara da baz ismini vereceğiz. Asitlerin tadı genellikle ekşi olacak.
Bazılarının tadı da genellikle acı olacak. Bizim için bu kadarını bilmemiz yeterli. Benim neye dikkat etmem gerekiyor? Bizim pH cetveli dediğimiz bir cetvelimiz vardı. 0 ile 14 arasında yer alıyordu. 7 bizim hangi noktamız? Nötr dediğimiz kısım. Saf su dediğimiz suyun pH'i mesela 7'dir. Çeşmeden akan ya da içme suyu olarak satın aldığımız sulardan bahsetmiyoruz. Onların böyle etiketine bakarsanız onlar hafif baziktir. Ki sağlıklı olan onların bazik olması. Çünkü mineral ihtiyacımı su içerek de karşılayabiliyorum. Bu böyle hastanelerde kullanılan saf su dediğimiz su olacak. 7'den rakam küçüldükçe asitlik artacak. 7'den rakam büyüdükçe baziklik artacak. Ne demek istedim? Mesela diyorum ki pH 5 mi daha asidiktir? pH 1 mi daha asidiktir? Tabii ki 1 daha asidik olacak. pH 9 mu daha baziktir? pH 13 mü daha baziktir dersem de 13 daha bazik bir değer olacak. Yani yanlara gidildikçe kuvvetler artacak. Biyoloji adına aralarda sorularda çıkabilecek şeyler adına birkaç şeyin pH'ini bilmenizi istiyorum. Mesela pH'i çok kuvvetli olan hidroklorik asit dediğimiz bir asidimiz var. NaOH da kuvvetli bir bazdır. Bunun haricinde kanımızın pH'i ortalama 7.4 civarındadır. Bu pH dengesi bizim için çok önemli. pH'in hafiften azalması veya artması kişinin ölümüyle sonuçlanır. Çünkü kandaki bu mineral maddeler, karbondioksit, bikarbonat gibi iyonlar tarafından dengeleniyor pH. 7'lere düştüğünde veya 8'lere çıktığında kişide ölüm durumu söz konusu olabiliyor. Vücudumuzda homeostasinin yani kararlı iç dengenin korunması lazım pH adına da. Mide ve ince bağırsağı da yazdık. İşte mide 1.5-2 civarında, ince bağırsak 7.5-8 civarındadır. Burada bilmenizi istediğim şey ne? Mide asidik bir ortamdır. İnce bağırsak ise bazik bir ortamdır. Yani benim vücudumdaki bir yer asidikken başka bir yer bazik olabilir. İki tepkimelerin de gerçekleşebileceği kısımlar var. Organik yapılı kimyada göreceksiniz bazı asit ve bazı bazlar bulunuyor ama bizi şimdilik ilgilendirmiyorlar. Daha doğrusu bizi bu kadarını bilmemiz kurtaracak gençler. Geldim tuzlara, yine bizde de böyle hep kimyacının kulaklarını çınlattım ama asidik tuzlar, bazik tuzlar gibi bir durum söz konusu değil. Tuz dediğimiz zaman asitler ve bazlar birleştiği zaman tuz adını verdiğimiz moleküller açığa çıkacak. İki küçük birleştiği zaman bir büyük yapıyorsa da her zaman su açığa çıkar. Kuvvetli asit olarak kimi yazmıştık az önce? Hidroklorik asit dediğimiz asidi yazmıştık. Kuvvetli baz olarak da mesela kimi biliyorduk? NaOH'ı biliyorduk. İkisi birleştiği zaman NaCl ismini verdiğimiz sofra tuzu açığa çıkıyor. Tepkimeden tabii ki bir molekülde su açığa çıkmış oluyor. İnsan vücudunda da tepkimelerin devamlılığı için, homeostasinin sağlanabilmesi için çeşitli tuzlara ihtiyaç var. Bunlar sodyum tuzları, magnezyum tuzları, potasyum tuzları, kalsiyum tuzları şeklinde olabilir. Biliyorlar. Bunlar da bizim en bilinen örneklerimiz olmuş olacak. Geldim minerallere. Mineralleri biraz uzun uzun yazdık ama bu kadar konuların içerisinde karşımıza daha çok çıkacaklar. En çok bilindiklerinden bir tanesi kalsiyumdur. Kalsiyum deyince böyle reklamlarda falan da çok çıkıyor. Kemiklerin gelişebilmesi için kalsiyuma ihtiyaç var. Özellikle kemiklerin yapısına katılarak büyüme faktörlerinin aktifleşmesinde etkili oluyorlar. İleriki konularda göreceğim kanın pıhtılaşmasında, kas ve sinir sisteminin çalışmasında, kasların kasılıp gevşemesinde, sinir sisteminin uyarı iletebilmesine kalsiyum önemli. Azalındığında tabii ki kemiklerde yumuşama, fazla alındığında da böbrek taşı gibi durumlar söz konusu olabilecekler. Kalsiyumla ilgili şunu bilmenizi istiyorum. Bulmacalarda bile çıkıyor. Çocuklarda kalsiyum eksikliğinde raşitizm dediğimiz parantez bacaklılık durumu söz konusu olabiliyor. Büyüklerde ise kalsiyum eksikliğinde osteomalazi yani kemiklerin yumuşaması, normal fonksiyonel halini kaybetmesi söz konusu olabiliyor. Fosfora baktığımız zaman P ile gösteriyorduk. DNA'da var, RNA'da var, ATP'de var. Hücre zarının yapısında da yine fosfatımız bulunacak. Fosfat da kemik ve diş problemleri nin görülmesine sebep olabilir azalındığında. Fazla da alındığında kalsiyumun etkilerinin yavaşlamasına sebebiyet verebiliyor. En çok çıkanların üstünde duracağım. Diğerlerini biraz daha az anlatmış olacağım. DNA, RNA, ATP hücre zarının yapısına katılıyor. Kaslarda kramp, kalp ritminde bozukluklar, potasyum sebep olabiliyor. Sodyum potasyum pompası denilen bir pompamız var. Sinirlerde uyartı iletimi için gerekli. Demire baktığımız zaman demir eksikliği de yine bulmacalarda sık sık çıkar. Demir
bir anemi denilen bir rahatsızlığa sebep olur. Bizim kanımızda oksijen ve karbondioksitin taşınmasını sağlayan hemoglobin adı verilen bir tane protein var. Bu hemoglobinin yapısında da demir var. Eğer ben vücuduma demiri yeterli düzeyde alamazsam hemoglobin işlev yapamıyor. Oksijen ve karbondioksit yeterli düzeyde taşınamıyor. Bu da kansızlık dediğimiz hastalığın görülmesine sebebiyet veriyor gençler. Magnezyum dediğimiz zaman yine dişlerin ve kemiklerin yapısına katıldı. Azalırsak sinir sistemi rahatsızlıkları olabilir. Sodyum potasyum pompasını sinir sisteminde unutmuyorsun. Yani potasyum ve sodyum sinirsel iletim için çok önemli. Yine azalırsak sinirler iş yapamayacağı, kaslara yeterli emirleri götüremeyeceği için kramp gibi durumlar söz konusu olabilir. İyotu da tiroksin hormonuyla çok iyi bileceksin. İyotu eksik alırsak da guatr adını verdiğimiz bir rahatsızlık meydana geliyor. Bizim işte tiroid bezimizden tiroksin adı verilen bir hormon salgılanıyor. Bu tiroksin adı verilen hormonun yapısında iyot var. Sen eğer iyotu alamazsan dışarıdan, zaten canlılar sentezleyemez. İyotu yetersiz düzeyde alırsan, iyot olmadığı için tiroksin tam sentezlenmiş olmuyor. Yani işlev yapamıyor. Tiroksin sentezlenmediği için de tiroid bezi çalışıyor, büyüyor. Guatr dediğimiz hastalık meydana geliyor. Çocukluk döneminde yeterli miktarda almazsa zeka geriliği, büyüme geriliği gibi durumlarda meydana gelebiliyor. Böylelikle minerallerimizin de en bilinenlerinin üstünde durmaya çalıştık. Zaten böyle periyodik cetveli düşünün. Kimyacının periyodik cetvelde sodyum, potasyum, magnezyum, flor, klor, brom, iyot diye öğrettiği elementlerin hepsi biyolojik de mineral madde olarak geçiyor. Bunların da canlı vücuduna alınması lazım. Bazılarının çok, bazılarının az alınması lazım. Bizim vücudumuzda eşik değer diye bir kavram vardır. Yani her şeyin olması gereken değeri anlamına gelir. Bir şeyi olması gereken değerden az alman veya fazla alman homeostasinin bozulmasına, yani vücutta sıkıntılar yaşanmasına sebep olur. İnorganik bileşiklerle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir diye bir soru sormuşuz. Tüm canlıların vücudunun büyük bir kısmını su oluşturur. Evet, canlıları düşündüğümüz zaman tüm canlıların vücudunun çok büyük bir kısmı sudan meydana geliyor. İnsan vücudunun da biliyorsunuz %60-70'i sudan oluşuyor. Asitler suda çözüldüğünde su ortamına hidrojen iyonu veriyorlardı. Bu da doğru. pH'i nötr olan ortamda tüm metabolik aktiviteler maksimum verimle gerçekleşir. Buna dikkat. Zaten biyoloji sorularında hani hocam bana küçük küçük püf noktaları verir misiniz? Hocam bazı şeyleri işte şifreleme yapar mısınız? Yorumlarınızı okuyorum. Geçen videomuzun yorumlarına da baktım demişsiniz. Aralarda denk geldikçe ben size neyi nasıl kısaltma yaparak aklımda tutuyorum ya da şifreleme yaparak aklımda tutuyorum vereceğim. Bu da püf noktalarından bir tanesi. Eğer öncüllerde sadece tüm kesinlikle kelimeleri varsa o su öncülü bir daha okuyun. pH nötr ortamlarda tüm metabolik aktiviteler maksimum verimle gerçekleşir diyor. Mide asidik bir ortam, nötr pH olursa mide maksimum verimle çalışamaz, ya da ince bağırsak bazik bir ortam, orası maksimum verimle çalışamaz. O zaman bu benim yanlış cevabım, ama diğerlerini de okuyayım. Tuzlar asit ve bazların birleşmesiyle oluşan moleküllerdir. Doğru. Mineral maddeler vücuda düzenli olarak alınmalıdır. Çünkü alınmadıkları durumlarda bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Geldik organik bileşiklere. Organik bileşikler dediğimiz zaman karbonhidrat, yağ ve proteinlerden bahsedeceğiz dedim bu videomda. Ama karbonhidrat, yağ, proteini ayrı ayrı vermeden önce toplu bir vermek istiyorum. Çünkü bu üçünün kıyas sorusu çok fazla derecede çıkıyor. Burası da aşırı aşırı da önemli bir kısmı. Daha sonraki ünitelerle de paralel olacak. Daha sonra da ta AYT sınavına hazırlanırken de aslında buradaki bilgiler işime yarayacak. Neden karbonhidrat, yağ, proteini birlikte vermek istiyorum? Çünkü bunlar enerji veren organik bileşikler. Enerji ne demek? Canlılarda enerjinin kullanılabilir formunun adı neydi? ATP'ydi. ATP'yi ne yaparak sentezleyebiliyorum? Yani solunum yaparak ATP'yi sentezleyebiliyorum. Eğer bir şey solunum tepkimelerine katılıp enerji veriyorsa o enerji veren organik bileşiktir. Karbonhidrat, yağ, proteinin haricinde de enerji veren bir organik bileşiğimiz yok. Hatta dikkat et, vitaminler enerji vermezler. Halk arasında yanlış
kullanıyoruz. Ay bizim çocuk sınava hazırlanıyor. Gittim eczaneye de bilmem ne vitamini aldım. Enerjisi olsun, daha iyi çalışsın. Vitaminler enerji verici bileşikler değil. Tabii ki metabolizma için olumlu etkileri var. Vitaminler olmazsa işler aksamalar görülür. Ama ben vitaminleri solunum tepkimesine sokarak bunlardan ATP elde edemiyorum. Bunu lütfen lütfen üstünü çize çize bir şeyi birkaç kere söylüyorsam çok karıştırdığınızı bildiğim için üstünde duruyorumdur. Vitaminleri bir unutmayın. Enerji veren organik bileşiklerinde bir kullanım sırası var, bir de enerji verme miktarı var. Ona göre de kıyas yapacak olursak, yani ben şimdi ders anlatıyorum. Ders anlatırken tabii ki bir sürü enerji harcıyorum. Enerji harcadığım zaman ilk kapısını çaldığım bileşikler karbonhidratlardır. Yani aslında şekerlerdir. Onlar çok fazla derecede enerji vermekten ziyade kolay yakılan bileşiklerdir. İlk olarak gidip onların kapısını çalıyorum. Sonra vücudumdaki karbonhidratlar bitti. Karbonhidratlarım biterse ikinci olarak kapısını çaldığım bileşikler yağlardır. Ki yağlar en fazla enerji veren organik bileşiklerdir. Üçüncü olarak ama aslında bir sigorta şirketi olarak kapısını çaldığım bileşik ise proteinlerdir. Proteinlere neden sigorta şirketi dedim? Proteinler bizim yapı maddemiz. Vücudumuzdaki suyu çıkart, kuru ağırlığımızın en büyük kısmını proteinler oluşturur. İşte kaslarımın yapısında var, hücrelerimin şu kadarı protein, vücudumun hemen hemen her yerinde proteinler bulunacaklar. Proteinlerden enerji elde etmek demek biraz yapıyı bozmak anlamına gelir. Çok uzun bir açlık dönemi geçirilirse anca proteinlerden enerji elde edilmiş olur. Yine şuradan da aklında tutabilirsin. Diyetisyen televizyona çıkıyor, diyor ki karbonhidrat almayı bırakırsanız kilo verir. Şeker yemeyin, kilo verirsiniz. Sen vücuduna karbonhidrat almazsan enerji ihtiyacını kimden karşılamaya başlayacaksın? Yağlardan. Yağlarını da yaktığın için haliyle kilo vermiş olacaksın. Dediğim gibi proteinler 3. dereceden enerji vericidir. Aslında onlardan enerji elde etmek istemiyoruz. Enerji verme miktarlarına göre de sıralayacak olursam en çok enerjiyi yağlar verir. Sonra proteinler verir. Sonra karbonhidratlar enerji verirler. Hatta yağların verdiği enerji protein ve karbonhidratların verdiği enerjinin iki katı kadardır. Rakam bilmenize gerek yok. Az, orta, çok şeklinde bilmemiz bizim için yeterli. Ya hocam, şimdi karbonhidratlar birinci dereceden enerji vericidir dedin. Gittin en az enerjiyi veriyor. En az enerjiyi veren şeyi ben niye gidip birinci sırada kullanıyorum? Çünkü karbonhidratları yakmak çok kolay. Karbonhidratlar yapısındaki kimyasal elementlerden, bileşiklerden dolayı oksijenle çok kolay tepkimeye giriyorlar. O yüzden karbonhidratları birinci sırada kullanıyorum. Yağlar çok enerji verirler ama oksijenle tepkimeye girmeleri zordur. O yüzden yağları yakmak bir tık daha zordur. Proteinler zaten enerji elde etmek istediğim organik bileşikler değil. Uzattığımı biliyorum ama burası çok önemli. Bunun tekrar tekrar bir üstünden geçin derim gençler. Şimdi karbonhidratlara başlayacağım ben sizinle. Yani ikinci maddemize geçmiş olacağız. Yine karbonhidratlara direkt giriş yapmadan önce karbonhidrat, yağ ve proteinlerin arasındaki farklardan da yine bir bahsedelim. Ortaklıkları da nelermiş? Böyle sıralama soruları çıktığında onları kolay yapalım dedim. Karbonhidratlar birinci dereceden enerji vericilerdi. Yağlar ikinci dereceden enerji vericilerdi. Proteinler üçüncü dereceden enerji vericilerdi. En çok enerjiyi kim veriyordu? En çok enerjiyi yağlar veriyordu. Sonra orta düzeyde bakacak olursam proteinler veriyordu. En az enerji veren de karbonhidrat adını verdiğimiz bileşiklerdi. Yapısında bulunan elementlere de baktığımız zaman, başka bir renkle yazalım, siyahla yazalım daha net görünsün. Karbonhidratların yapısında C, H, O adını verdiğimiz elementler bulunacak. Yağların da CHO'ları bulunacak. Proteinler de CHO, bir de buna bağlı N adını verdiğimiz, yani azot adını verdiğimiz molekül bulunacak. Bunların haricinde kükürt falan da bulunabilir ama biz fix bilinenlerden bahsediyoruz. Proteinlerin yapısında fazladan bir azot bulunduğunu kesinlikle unutmuyorsun. Karbonhidratlara baktım. Yapıcı, onarıcı, enerji vericiler. Yapıcı, onarıcı, düzenleyiciler. Çünkü bazı hormonlar,
yağ yapılı olabiliyor. O yüzden yağlar düzenleyici molekül oluyorlar. Yapıcı, onarıcı ve düzenleyicidir. Düzenleyici enzim olmalarından, enzimlerin protein yapılı olmasından, hormonların bazılarının protein yapılı olmasından dolayı da yine düzenleyiciler. Karbonhidratların yapı taşına monosakkaritler ismini vereceğiz. Monosakkaritleri kendi içinde birazdan gruplandıracağım. Doğru tanımı karbonhidratların yapı taşı monosakkarittir. Ama sorularda %99.9 karşımıza hep glikoz çıkacak. Birazdan sebebini de söyleyeceğim. Ama sebebini söylemeden önce yapı taşı ya da monomer ne demek ondan da bir bahsedeyim. Şimdi hücreyi düşün. Hücre zarında madde alışverişinin yapıldığı porlar vardı. Hücre zarındaki porların belli bir büyüklüğü var. Eğer bir şey hücre zarındaki porlardan geçebiliyorsa biz ona monomer, yapı taşı yani küçük yapılı diyoruz. Eğer geçemiyorsa dimer, trimer, polimer gibi kelimeleri kullanıyoruz. İnorganik bileşikler, az önce yazdık ya, su, asit, baz, tuz, mineraller. Beşi de porlardan direkt olarak geçebilir yani küçük moleküllerdir. Karbonhidratların da yapı taşı yani monosakkarit dediğimiz gruptakilerin hepsi geçebilir. Soruda en çok karşıma glikoz çıkar. Yağların iki tane yapı taşından bahsedeceğiz. Yağların yapı taşlarından bir tanesi yağ asitleri olacak. Diğeri ise gliserol adını verdiğimiz gruptan oluşacak. Proteinlerin yapı taşlarına ise amino asitler ismini vereceğiz. Tabii ki yapı taşları olduysa bu yapı taşlarını birbirine bağlayacak bağlara da ihtiyacım var. Karbonhidratları birbirine bağlayan bağlar bizim için glikozit bağları. Yağları birbirine bağlayan bağlar ester bağları. Proteinleri birbirine bağlayan bağlar ise peptit bağı dediğimiz bağlar olmuş olacak. Yine bu konunun içerisinde geçerli olacağı için çoğunuz biliyorsunuzdur ama ben bir hatırlatma yapmak istiyorum. Küçük büyük kavramını daha çok kafamızda oturtturabilelim diye. Karbonhidratların yapı taşına ne kelimesini kullanıyorduk? Monomerleri ismini veriyorduk. Mono bizim için hangi kelimeydi? 1. Di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6, hepta 7, okta 8 olacak ki bizim için 6'ya kadar bilmemiz yeterli. Poli ise bizim için çok anlamına gelecek. Yani bir şeyin polimer yapılı olduğundan bahsediyorsak o büyük yapılı bir moleküldür. Küçük yapılı moleküller bir araya gelip eğer büyük yapılı bir molekülü meydana getiriyorlarsa tepkimeden mutlaka ne açığa çıkacak? Su. Küçüklerin büyük yapması ve hidrasyon tepkimesi ismini vereceğiz. Eğer büyük bir şeyi suyla tepkimeye sokuyorsak o da bizim için hidroliz adını verdiğimiz tepkime olacak. Dehidrasyon ve hidroliz tepkimelerinin detaylarını da yine şurada göstermiş olayım. Diyelim ki bizim iki tane küçüğümüz var. Yani iki tane monomer yapılı molekülümüz var. Monomer yapılı moleküllerimiz bir araya geldiği zaman bağlanıyorlarsa ve açığa su çıkıyorsa bu bizim için dehidrasyon tepkimesidir. Eğer sen dimer ikili olduğu için dedik ya da polimer yapılı bir şeyi su kullanarak daha küçük parçalara ayırıyorsan o da bizim için hidroliz tepkimesi adını verdiğimiz tepkime olmuş olacak gençler. Hemen devam ediyorum. Karbonhidratlar yapılarındaki karbon sayısına göre gruplandırabileceğiz onları. Ki bu gruplandırmamız ne olacak? Bir monosakkaritlerden yani tek şekerlilerden bahsedeceğiz. Hemen onu yazayım. Bir bizim disakkaritler yani çift şekerli dediğimiz bileşiklerimiz olacak. Bir de polisakkaritler yani çok şekerliler dediğimiz bileşiklerimiz olacak. 5 karbonlular bizim için pentozlar. 6 karbonlular ise hexoslar adını verdiğimiz bileşikler olacak. Benim monosakkarit olarak yazdıklarımın hepsi hücre zarındaki yapı taşlarından geçebilirler. Riboz dediğimiz zaman 5 karbonlu bir şeker. Riboz kimin yapısına katılacak? RNA ve ATP'nin yapısına katılan şekerdir. Hatta RNA'nın uzun adı ne? Ribonükleik asit dediğimiz nükleik asittir. İsmini de yapısında bulunan şekerden alacak. Deoksiriboz şekeri gidip kimin yapısına katılacak? DNA'dan. Hazır aklıma gelmişken yine küçük bir şey söyleyeyim size. Biyolojinin özellikle temel bileşenler konusu diğer konularla çok bağlantılı. Dönüp dolaşıp aslında burada söylediğimiz şeyleri tekrar tekrar söyleyeceğiz. Mesela DNA diye başlık açacağım. Diyeceğim ki DNA'nın şekeri ne?
Siz hemen ne diyeceksiniz? Deoksiriboz hocam. Niye biz daha önce gördük? Birazdan karbonhidratlardan bahsedeceğim. Mesela diyeceğim ki nişasta bitkilerin depo karbonhidratıdır. 3 ünite geçecek, canlıların sınıflandırılması gelecek. Diyeceğim ki bitkilerin depo karbonhidratı neydi? Nişastaydı. Bir gördüğümüzü bir sonraki ünitelerde de hep kullanacağız. 6 karbonlarımız glikoz, fruktoz, galaktozdu. Glikoz kan şekeri veya üzüm şekeri olarak da geçecek. Fruktoz bizim için meyve şekeri olacak. Galaktoz ise süt şekeri dediğimiz şeker olacak. Eskiden glikoz, fruktoz bitkisel kaynaklı, galaktoz hayvansal kaynaklı diyorduk. Ama galaktozun da bitkilerde bulunabildiği son yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıktı gençler. Disakkaritler dediğimiz zaman da iki tane monosakkaritin birleşmesi sonucunda disakkaritler meydana gelecek. Bu disakkaritlerde de hep cebime glikoz adını verdiğim molekülü koyacağım. Glikoz glikozla birleştiği zaman iki tane glikozdan oluşan maltoz adını verdiğimiz bileşik meydana gelecek. Yine neyi unutmayacağım? Glikoz glikoza bağlandıysa aradaki bağın adı neydi? Glikozit bağıydı. İki glikozun bir araya gelmesiyle oluşan tepkime bizim için dehidrasyon tepkimesi. Çünkü küçükler bir araya geldi, bir büyük yaptılar. Bir büyüğü parçaladın, iki tane küçüğe dönüştürdüysen bu da bizim için hidroliz tepkimesi dediğimiz tepkime olacak. Glikozla fruktoz bir araya geldiği zaman ikisi birlikte sükroz veya sakkaroz adını verdiğimiz bileşiği oluşturacaklar. Kaynaklarda iki ismi de çıkıyor. O yüzden ben ikisini de yazmış olayım. Yine büyük yaptığıma göre su çıktı. Glikoz galaktoz dediğim zaman kopyası içinde ikisi bir araya gelirse laktoz adını verdiğimiz disakkarit açığa çıkmış olacak. Dediğimiz gibi o da süt şekeri olarak geçiyordu gençler. Polisakkaritler dediğimiz zaman polisakkaritlerde en sayıda glikozun bir araya gelmesiyle meydana geliyorlar. En eksi bir sayıda da su açığa çıkıyor. Aslında bundan başka formül yok. Hepsi için bu geçerli olacak. En sayıda birleşecek, en eksi bir sayıda su açığa çıkacak. Hemen onu da size göstereyim ben. Mesela glikoz artı glikoz artı glikoz artı glikoz bir araya gelmiş olsun. Bunlar bir araya geldiği zaman dörtlü bir tane işte polisakkarit yapmış olsunlar. Hesap nasıl yapılıyor? Sen tutarsan şöyle başka renk bir kalem alayım. Kırmızı vardı şuralarda. Senin bu bir tane glikozun, bu da bir tane glikoz, bu da bir tane glikoz, bir tane glikoz. Dört tane şeyi birbirine bağlamak için kaç tane bağ kurdun? Üç tane bağ kurdun. Kurulan bağ sayısıyla açığa çıkan su sayısı birbiriyle eşittir. Yani sen tutar da 100 tane glikozu bir araya getirirsen, 100 tane boncuğu yan yana koyarsan, 100 tane boncuğun arasında kaç tane bağ olacak? 99 tane bağ oluşmuş olacak. Oluşan bağ sayısı kadar da su açığa çıkacak. Aslında karbonhidrat, yağ, protein, nükleik asit hepsi için aynı formül geçerli. Bir iki tane ufak oynama olacak. Onları da ben size söyleyeceğim. Polisakkaritleri de kendi içinde depo ve yapısal polisakkaritler olarak ikiye ayırıyoruz. Depo polisakkaritler dediğimiz zaman nişasta ve glikojenden bahsedeceğiz. Bitkilerin karbonhidratları depolama şekli nişastadır. Glikojen ise hem bakterilerin, hem mantarlar alemindeki canlıların, hem de hayvanlar alemindeki canlıların karbonhidratları depolama şeklidir. Dediğim gibi çok önemli çünkü diğer ünitelerle de bağlantılı. Orada hayvanların depo karbonhidratı ne? Glikojen. Mantarların glikojen, bakterilerin glikojen bilmem gerekecek. Yapısal polisakkaritler dediğimiz zaman selüloz ve kitinden bahsediyoruz. Selüloz dediğimiz zaman ilkokuldan beri bunu çok söylüyorlar. Hayvan hücrelerinin etrafı bir hücre çeperi yok ama bitkilerin hücre çeperi ya da hücre duvarı dediğimiz yapıları söz konusu ve bitkilerin hücre duvarı ise selüloz yapılı olacak. Kitine de baktığım zaman mantarların da hücre duvarı var. Mantarların hücre duvarı kitin yapılı olacak. Bir de şunu kitinde unutmayacağız. Eklem bacaklılar, yani böcekler dediğimiz bir canlı grubu var. Gidip böceğin üstüne bastığımız zaman ya da işte biti miti böyle parmak arasına sıkıştırdıkları zaman çıt diye de bir ses gelir. Çıt diye gelen ses onların dış iskeletinden gelen sestir. Eklem bacaklıların dış iskeleti kitin yapılıdır. Onu da hemen yazmış olayım.
iki özellik çok fazla derecede karşımıza çıkmış olacak. Hemen bir soruya bakalım. Sayısal soruları artık kazanımlarda çok fazla derecede gelmiyor. ÖSYM'nin de sayısal bir soru soracağını tahmin etmiyoruz. Daha çok genel özellikler üstünden soruyor ama kaynaklarda gördüğünüz zaman burada aklınız karışıyor. Özellikle bu soruyu koydum. Bir bitki hücresi 200 glikozdan oluşan bir nişasta ve 200 maltoz sentezlediğinde açığa çıkacak su sayısı hangi seçenekte verilmiştir? Hemen diyorsunuz 200, 200, 400, 400'se o zaman cevap 399'dur diye işleminizi yapıyorsunuz. Bakalım o şekilde mi gerçekleşiyor? Şimdi bir bitki hücresi 200 glikozdan olan bir nişasta sentezliyormuş. En sayıda glikoz bir araya gelip de bir nişasta sentezi gerçekleştiği zaman ne açığa çıkardı? N-1 sayıda su açığa çıkacaktı. Senin buradaki N'in kaç? 200 olmuş oldu. O zaman 200 glikoz bir araya gelip de bir nişasta sentezlenirse kaç su açığa çıkar? 199 tane su açığa çıkar. 200 maltoz sentezlendiğinde açığa çıkacak su sayısı kaçtır diyor. Hemen şöyle de bir göstermiş olayım. 200 tane maltozsa maltozun formülü neydi? Glikoz artı glikoz bir araya geldiği zaman bir tane maltoz sentezi gerçekleşiyordu. Buradan N-1 sayıda değil de bir tane su açığa çıkıyordu. O zaman sen 200 maltoz sentezlediğinde açığa çıkacak su sayısını soruyorsa senin buradaki maltoz sayın kaç? 200. O zaman açığa çıkacak su sayın da kaç? 200. 200 tane su, 199 tane de su burada olduğuna göre cevabımız ne oldu? 399. Hemen sizin yaptığınız hatadan bahsedeyim. 200, 200, 400 yapıp -1 yaparsanız yine hataya düşüyorsunuz. Cevap aynı çıkmasına rağmen. Özellikle niye gösterdim? Şuna düşmeyin diye. Şimdi en sayıda glikoz bir araya geldi, nişasta sentezledi, N-1 su açığa çıktı. O yüzden şu 200'den 199'u almam normal. Ama maltoz dediğin şey disakkarittir. Yani iki tane glikozun birleşmesiyle oluşur. Burayı 199 şeklinde alamazsın. Ya da ikisini birleştirip bir çıkartırsan bu soruda tesadüfen denk geldi, doğru çıktı. Ama her zaman doğru çıkmaz. Yapacağımız şey formülün üzerinden işlemimizi götürmektir. Geldim üçüncü maddeye. Üçüncü maddede kimlerden bahsedeceğiz? Yağlardan, yani lipitlerden bahsetmiş olacağız. Onlar da biliyoruz ki bizim en çok enerji verilen fakat yıkılması zor olan organik bileşiklerimizdi. Yağlar yapıcı, onarıcı ve düzenleyicidir. Düzenleyici olmalarını bir daha söyleyelim. Düzenleyici olmalarının sebebi bazı hormonların yağ yapılı olmasından kaynaklanıyor. Hücre zarının yapısına katılacaklar. Fosfolipid dediğimiz lipid çeşidi bol bol hücre zarının yapısında bulunacak. Yağlar hafiftir. Seda hocam neye göre hafiftir? Ya benim yağlandığım zaman küle alıyorum. Tartılara çıkmak dahi istemiyorum. Yağlar nasıl hafif oluyorlar? Yağlar diğer organik bileşiklere göre daha hafiftir. Yani ben vücuduma yedim baklavaları ya yedim börekleri fazla glikozları aldım. Normal şartlarda karbonhidrat depolarımı dolduruyorum. Sonra fazla karbonhidratlarımı yağa dönüştürerek vücudumda depoluyorum. Eğer yağa dönüştürmeyip karbonhidrat olarak depolasaydım veya protein olarak depolasaydım şimdi olduğum kilodan çok daha ağır bir canlı olurdum. Karbonhidrat ve proteinlere göre daha hafif bileşiklerdir. O yüzden vücudumuzda yağ çevirerek depolama işlemini gerçekleştiriyoruz. Organik bileşikler eğer sağlıkla ilgili bir sıkıntı yoksa idrarla ya da işte katı boşaltım atığıyla vücut dışına atılmazlar. Vücut şöyle çalışıyor. Bunlar organik bileşik. Daha doğrusu enerji verici organik bileşik, benim bunlara ihtiyacım olur. Ben bunun fazlasını dışarıya atamam diyor. Senin bütün depoların doldu, çok kilolusun, işte yağların fazla ama vücut yine de organik bileşikleri dışarıya atmaz. Sağlıkla ilgili eğer bir problem yoksa vücudu mekanik etkilere karşı korur. Derimizin altında bir yağ tabakası var. Eğer bu yağ tabakası olmasaydı mekanik etkilerden daha fazla etkilenirdik. Göçmen kuşlar, kış uykusuna yatan memeliler ve çölde yaşayan hayvanlar vücudunda yağ depolarlar. Sebebini hemen söylüyorum. Hafif olması zaten göçmen kuşların işine gelecek bir şey. Çok fazla derecede enerji vermesi kış uykusuna yatanların, göçmen kuşların işine gelecek bir şey. Yağların yakıldığında fazla derecede metabolik su açığa çıkartması zaten işimize gelen bir durum.
Dur gençler. O yüzden de vücutlarında yağ depolamış olacaklar. Derinin altında bulunarak vücudu ısı kaybına karşı da engellemiş olacak. Ama yine burada bir dipnot açmak istiyorum diğer tarafa geçmeden önce. Bizim şimdi enerji veren organik bileşiklerimiz kimlerdi? Karbonhidratlar dedik, yağlar dedik, proteinlerden bahsettik. Şimdi karbonhidratların yapısında C vardı, H vardı, O vardı. Yağların yapısında da C vardı, H vardı, O vardı. Proteinlerin yapısında C, H, O, bir de kim var? Azot adını verdiğimiz elementimiz var. Ben bunları solunum tepkimelerine soktum. Yaptığım zaman, karbonhidratı yaktığım zaman buradan çıkacak şey karbondioksit ve su açığa çıkacak. C var, H var, O var, normal. Yağları yaktığım zaman karbondioksit ve su açığa çıkacak. CHO normal. Proteinleri yaktığım zaman karbondioksit çıkacak, su çıkacak. Bir de amonyak adını verdiğimiz bileşik açığa çıkacak. Dedim ya, çok aç kaldığımız zaman proteinlerimizden enerji elde ederiz. Çok aç kalan insanların da nefesi kötü kokar. Deriz ki açlıktan nefesi kokmuş. Aslında nefesinin kokmasının sebebi açığa çıkan amonyaktan kaynaklanır. NH3 adını verdiğimiz bileşikten kaynaklanır. Yağların çok fazla derecede yakıldığında metabolik su açığa çıkartması da yağlardaki hidrojen oranının fazla olmasından kaynaklanır. Diğerlerine oranla yağlarda hidrojen çok olduğu için zor oksijenle tepkimeye giriyor. Hidrojen çok olduğu için çok enerji veriyor. Hidrojen çok olduğu için çok su açığa çıkıyor. Dediğim gibi bunlar küçük küçük sorularda karşınıza çıkacak püf noktalar oluyor gençler. Geldik trigliseritlere, yani nötral yağlara. Yağları kendi içinde üçe ayıracağım. Trigliseritler, fosfolipitler ve steroidler olmak üzere. Trigliseritler hayvanlarda yağların depo şekli olacak. Yani vücudumuza aldığımız yağları trigliserit şeklinde depoluyoruz. Onun da formülü 3 yağ asidi 1 gliserol birleştiği zaman bir tane trigliserit 3 molekülde su açığa çıkıyor. Zaten yağlarda sadece farklı bir formül kullanıyoruz. Normalde N-1 kuralımız hepsi için geçerli. Proteinlere gelince de diyeceğim ki en sayıda amino asit bir araya gelirse bir protein sentezlenir. N-1 sayıda su açığa çıkar. 3 yağ asidi ile 1 gliserol birleştiği zaman bir tane yağ sentezlendi. Nötral yağ da diyebilir buraya. 3 tane su çıktı. Aslında yine 4 tane şeyi birleşince 3 su çıkmadı mı? Yine N-1 kuralı geçerli ama kat sayıyı bilmek zorundasın. İlla 3'e 1 oranında birleşecek. Yağ asitlerini de kendi içinde doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitleri olmak üzere 2'ye ayırıyoruz. Doymuş yağ asidi dediğim zaman bunların karbonlarının arasında tekli bağlar var. Karbonların arasında tekli bağlar olduğu için bunlar hidrojene doymuş. Oda sıcaklığında katı halde bulunacaklar. Doymamış yağ asitleri karbonları çift bağ yapmış, yani hidrojene doyamamışlar. Oda sıcaklığında sıvı halde bulunacaklar. Oda sıcaklığında katı halde bulunan doymuşlar hayvansal kökenli yağlardır. Yani tereyağı, kuyruk yağı, iç yağ gibi. Oda sıcaklığında sıvı halde bulunanlar ise bitkisel kökenli yağlardır. Bazı balık yağları da doymamış yağ asidi içerebiliyor. Margarinlere dikkat dedik. Çünkü margarinler bizim için trans yağlardır. Trans yağ olmalarıyla neyi kastediyorum? Şimdi normalde margarin dediğin şey oda sıcaklığında ne halde? Katı halde. Hocam bunlar doymuş yağ asidi içeriyorlar. Hayır, doymuş yağ asidi içermiyorlar. Aslında margarinler doymamış yağ asitleri içeriyorlar. Fabrikalarda gidip onu hidrojene doyuruyorlar. Hidrojene doyurdukları için oda sıcaklığında katı hale geliyorlar. Ama bunlar trans yağlardır. Yani canlı vücudu için zararlı olan yağlardır. Şöyle bir durum söz konusudur. Besin değeri taşıyan her şeyin üstünde mikroorganizmalar çoğalır. Yani sen oraya ekmeği bıraktın, unuttun, bir bakarsın küflenmiş. Niye? Besin bu. Sen yiyebiliyorsan küf mantarı dediğimiz mantarlar da üstünde çoğalacak. Salça için, domates için, ekmek, peynir, her şey için geçerli bu. Ama margarinleri ortada bıraksanız bile, tereyağı mesela küfleniyor. Ama margarin küflenmiyor. Mikroorganizmalar bunu besin olarak tüketmiyor. Siz düşünün besin değerinin ne kadar olduğunu. Çok fazla derecede margarin kullanımı yapılınıyor. Neden? Ekonomik olarak diğer yağlardan daha ucuzlar. Uzun süre saklanma koşullarına sahipler. O yüzden özellikle restoranlarda falan çok fazla derecede kullanılıyor. Ama margarin kullanımını en aza indirmemiz, hatta mümkünse kullanmamamız gerekiyor. Geldik diğer bir kavramımıza. Diğer konularımızla da paralel, insan vücudunda sentezlenemeyen yağ asitlerine temel
zorunlu veya esansiyel kelimesini kullanacağız. Neyi kastediyorum? Eğer bu yağ asidi olmayıp bir amino asit de olsaydı yine üç kelime benim için geçerliydi. Eğer ben sentezleyemiyorsam onu bitkiden yiyerek ya da işte bitkiyi bir hayvan yemiştir o hayvanı ben yiyerek alıyorsam o benim için temel, zorunlu, esansiyel olacak. Bu bir yağ asidi de olabilir, amino asit dediğimiz molekül de olabilir. Geldik fosfolipitlere. Fosfolipitler dediğimiz zaman mantık aynı. Trigliseritlerde neydi? Üç yağ asidi bir gliserolle birleşiyordu. Bir tane trigliserit senteze meydana geliyordu. Bunda ise gliserole bağlı iki tane yağ asidi olacak. Bir tane de fosfat grubundan meydana gelecek. Yani bir tane gliserol iki tane yağ asidiyle birleşecek. Bir tane de grupta ne olacakmış? Fosfat bulunduğu zaman fosfolipit dediğimiz moleküller sentezlenmiş olacaklar. Fosfolipitler hücre zarının yapısında çok bulunacaklar. Şu sarı sarı renkli gördüğümüz şeyler çift sıralı dizilmiş fosfolipitlerdir. Fosfat tabakası ve yağ asidi tabakalarından meydana gelecek. Hücre zarında çok önemli görevleri olacak. Steroidlere geldiğim zaman ise bunların monomer yapılı yağlar, yani hücre zarından geçebilen küçük yapılı yağlar olduğunu unutmayacaksın. Östrojen gibi ya da testosteron, ben yazarken zorlanıyorum bu kelimeyi. Testosteron, doğru yazdım. Steroid yapılı hormonlardır. Yani üreme hormonları yağ yapılı hormonlardır. Bir de halk arasında çok fazla derecede duyuyoruz. Kolesterol dediğimiz bir yağ çeşidi var. Ay bizimkinin kolesterolü yükselmiş, işte diyet verdi doktor, şu ilacı verdi. Aslında kolesterol dediğiniz şey de bir yağ çeşididir. O yağın vücudunda fazla bulunduğundan bahsediyordur. Geldim son maddeme, yani dördüncü maddeme. Dördüncü maddemde de proteinlerden bahsedeceğiz. Dediğimiz gibi proteinler de enerji verici organik bileşikler ama aslında biz onlardan enerji elde etmek istemiyoruz. Onlar bizim yapı maddelerimiz olduğu için. İnsan vücudunda sentezlenemeyen amino asitlerimiz var. Yine aynı mantıkta biz bunlara ne diyecekmişiz? Temel amino asitler, esansiyel amino asitler veya zorunlu amino asit dediğimiz amino asitlerden meydana gelecekler. Amino asidin de şöyle bir formülünü yaptık. Doğada işte 22 çeşit amino asit var. İnsan vücudunda ya da canlıların vücudunda 20 tanesi kullanılabiliyor. Tüm amino asitlere baktığımız zaman ortada bir karbon atomu var. Bu karbon atomuna bağlı olan bir amino grubu, bir karboksil grubu, bir de radikal grubu var. Hemen onların ismini yazayım. Karboksil grubu dediğimiz grup var. Şöyle. Burası da amino grup dediğimiz grubumuz olacak. Şu da benim radikal, yani değişken grup adını verdiğimiz grubumuz olmuş olacak. Tüm amino asitlerin, şu radikal grubu kapattım, kalanların hepsi tümünde ortak olarak bulunuyor. Radikal grubun değişmesiyle amino asitler birbirinden farklılaşıyor. Uyduruyorum. Şuraya CH5 yazdım. X amino asit oluyor. HC6 yazdım. Y amino asit oluyor. NC bilmem kaç yazdım. Z amino asit oluyor. Yani radikal grubun değişmesiyle amino asitler birbirinden farklılaşmış oluyorlar. Amino grubu dediğimiz zaman ne özelliğe sahipti? NH2 dediğimiz şey bazik özelliğe sahipti. Düşmeyeceğiz. COOH dediğimizde asidik özelliğe sahipti. Yani proteinlere baktığım zaman hem asidik hem bazik özellik gösteren amfoterm moleküller olmuş oluyor. Yine formülüm aynı. En sayıda amino asit bir araya geldiği zaman bir polipeptit, yani çok peptit bağından oluşan bir protein sentezleniyor. N-1 sayıda da su açığa çıkıyor. Onu şurada kabaca da bir göstermek istiyorum. Belki şöyle de karşınıza çıkar. Şimdi ortada bir karbon atomu var. Hacer. Hidrojen yukarıda, radikal grup aşağıda. Şurası karboksil grubu, kapalı da yazalım, grubu olsun. Burası da NH2 dediğimiz amino grubu olsun. Diğer amino asit de yine burada geçerli. Hacer R'si burada. Şurası karboksil COOH grubu. Burası da NH2 adını verdiğimiz grubumuz.
iki amino asit birbirine bağlandığı zaman birinin karboksil grubu ile diğerinin amino grubu arasında peptit bağı kuruluyor. Yani şu iki grup arasında ve buradan da ne açığa çıkacakmış gençler? Su açığa çıkacak. Yine 100 tane amino asiti bir araya getirsem 99 tane su açığa çıkmış olacak. Bunları biraz ekstradan yazdım. Sorularda karşımıza çıkıyor. Biraz erken olabilir ama ufak ufak bahsetmek istiyorum. Çıktığı zaman en azından fikrimiz olmuş olsun diye. Hemoglobinden az önce biraz bahsetmiştim. Bizim kanımızda oksijen ve karbondioksit taşınmasını sağlayan proteinler var. Yapısında da demir var demiştim. Hemoglobin önemli bir proteindir. Hücre zarında madde taşınmasını ve hücrenin özgünlüğünün oluşmasını sağlayacaklar. Hemen fosfolipid yaprağımı bulayım size göstereceğim. Şimdi şurada hücre zarının şekli vardı. Hücre zarına baktığımız zaman aslında şu şekli de şöyle göstereyim. Hücre zarını düşün. Şunu büyütüp halini vermişiz. Şurada mavi, siz mor mu görüyorsunuz? Mavi mor renkli olarak görünenler proteinlerdir. Hücre zarında da protein miktarı çok fazla. Zaten hücre zarında en çok proteinler bulunur. Hücrelerin birbirini tanımasını, bir hormon geldiği zaman gel sen benim işime yarayacaksın. Yok yok ben seni istemiyorum. Sen işime yaramazsın, bana değil falanca hücreye gideceksin demesini sağlayan, yani onun kimliğinin, özgünlüğünün oluşmasını sağlayan şey hücre zarında bulunan proteinlerdir. Akyuvarların ürettiği antikorlar protein yapılıdır. Akyuvarlar benim savunma sistemi hücrelerim. Vücudumuza mikroorganizmalar girdiği zaman buna karşı böyle savunmayı sağlayan bazı maddeler üretiyorlar. Onlara antikor diyoruz. Onlar da protein yapılı. Enzimleri bir sonraki videoda uzun uzun anlatacağım. Enzimler protein yapılıdır. Hangi enzim olursa olsun basit bileşik mutlaka içinde protein var. Bizim kaslarımızın kasılmasını sağlayan orada protein iplikler var. Aktin ve miyozin adını veriyoruz. İkisini de görürsen onlar da protein. Sonra biz canlılardan bahsedeceğiz. Mesela öglena diyeceğiz, kamçısıyla hareket eder. Ya da paramecium, sil adı verilen küçük küçük uzantılarıyla hareket eder. Kamçı ve siller de protein yapılılar. Kanın ozmotik basıncı çok önemli demiştim. Hani kanın pH'i 7.4'tü ya. Kanının pH'inin düzenlenmesinde ya da kanda ne kadar su var? İşte su alması mı gerekiyor, vermesi mi gerekiyor? O ozmotik basınçların düzenlenmesinde de yine kanda bulunan proteinler görev yapacak. Bir yerimiz kesildiği zaman kanın patılaşmasını sağlayan proteinler yine vücudumuzda bulunacak. Hemen birkaç tane de soru çözelim bunlarla ilgili. Böylelikle videomuzu bitirmiş olalım. Yukarıdaki kaplara belirtilen maddeler ve hidrolizi için gerekli enzimler konulup uygun şartlar altında bir süre bekletilmiş. Buna göre kaplardan hangilerinde pH azalır diye soruyor. Şimdi bu sorunun iki mantığı oluyor. O yüzden koydum. Nişasta, nişastayı sindiren enzimi koymuş. O zaman açığa neyin çıkması lazım? Glikozların. Enzimi koymuş, yağ koymuş. Yağ asitlerinin ve gliserolün açığa çıkması lazım. Burada ise amino asitlerin açığa çıkması lazım. Asidik bir şey çıktıysa o kaptaki pH'in ne olması lazım? Asitleşmesi, yani azalması lazım. Cevabımızın 2 ve 3 şeklinde olması lazım. Glikozun pH'e bir etkisi yok. Ben ekstradan ne söylemek istiyorum? Bazen bu 3 tane kabı koyuyor. Diyor ki açığa çıkan monomer çeşidi sayısını çoktan aza doğru sıralayınız. Buna bir tane nişasta koydu. Buna bir tane işte trigliserit koydu. Buna da bir tane protein koydu. Nişastayı parçaladı. 200-300 kaç tane ise glikoz açığa çıktı. Yani çeşit olarak kaç çeşit? Bir çeşit. Bunu yağ parçaladı. Bir tane yağ parçaladıysa 3 tane yağ asidi, üçü de birbirinden farklı olabilir. Bir tane de gliserol açığa çıktı. Bir tane trigliserit olduğunu kabul ediyorum. 4 tane oldu. Proteini parçaladı. Yüzlerce amino asit var. 20 çeşit olarak kabul edeceksin. İnsan vücudunda 20 çeşit bulunabiliyor ya. Neye düşüyorsunuz? Nişastayı parçaladı, glikoz çıkar bir çeşit. Proteini parçaladı, amino asit çıkar bir çeşit. Hayır. Proteini parçaladığı zaman amino asit çıkar ama 20 çeşit amino asit var. Yani en çok proteini parçaladığında monomer çeşidi açığa çıkmış olacak. Yukarıda verilen organik moleküllerden hangileri hücre zarından doğrudan geçebilir? Monomer yapılı olanların geçip polimer yapılı olanların geçemeyeceğini söylemiştik. Doğrudan geçebilirleri sorduğuna göre amino asit monomerdir, geçebilir. Maltoz bir disakkarittir. 2 tane glikozun birleşmesiyle oluşur. O zaman o geçemez. Gliserol yağların yapı taşıdır, monomerdir, geçebilir. Ribozun bir monosakkarit olduğunu, RNA'nın yapısına katıldığını, monosakkaritlerin hepsinin geçebildiğini söylemiştik. Fosfolipitler de 2 tane yağ asidi, bir fosfat, bir gliserol. Yani bunlar da geçemez.
Kimler geçebilir dedi. 1, 3 ve 4. Hemen şıkka bakayım. Yani cevabımız Denizli'ye düşmüş oldu gençler. Organik bileşiklerin enerji üretiminde kullanım sırası hangi seçenekte verilmiştir? Enerjiye ihtiyacım var. Açığa verdiği enerji miktarı dememiş. Kullanım sırası demiş. Ben gidip ilk kimin kapısını çalıyorum? Karbonhidratların kapısını çalıyorum. Sonra karbonhidratların bitti. Kimin kapısını çaldım? Yağların. En sonda kimin kapısını çalmış oluyorum? Proteinlerin. Böylelikle cevabımız neye düşmüş oldu? Adana'ya gençler. 4 maddede canlıların temel bileşenlerine giriş kısmını bitirdik. Bir sonraki videomuzda son kısmı olacak. İnorganik bileşik, karbonhidrat, yağ ve proteinleri anlatmış olduk. Böyle gençler, 4 maddede de anlatımımızı bitirdik. Geleyim geçen haftanın ödüllü sorusuna. Cevapları göndermiştiniz. Çoğunuzun da yaptığı cevaplar doğruydu. Bakalım bu haftakine doğru yapabilecek misiniz? Yukarıda verilen olaylardan hangileri anabolizma tepkimelerine örnektir? Amino asitlerin birleşerek protein molekülünü oluşturması. Şimdi düşünüyorum, anabolizma anneden aklımda kalacaktı. Anne küçükleri bir araya getirir, büyük bir şey yapar. Katabolizma katletmek, yani yıkmak anlamına geliyordu. Yani anabolizma demek küçükten büyük yapmak anlamına gelecekti. Amino asitlerin birleşerek protein molekülünü oluşturması bir anabolik tepkimedir. Yani anabolizmaya örnek. Glikozun solunum tepkimeleriyle kullanılmasıyla karbondioksit ve H2O oluşması. Glikoz 6 karbonlu değil miydi? Formül ne? C6H12O6. Tuttum bunu oksijenle tepkimeye soktum. Karbondioksit artı su açığa çıktı. Yani büyük bir şey küçük parçalara dönüştü. Solunumun hangi çeşidi olursa olsun o bir yıkımdır. Yani küçüğe doğru gidiyorsun. Yağların hidroliz edilmesi, yağ asidi ve gliserol çıkması ise yine sen yağları suyla tepkimeye soktun. Onun monomerleri açığa çıktı. Bu da yine büyüğün küçüğe çevrilmesidir. Katabolik bir tepkimedir. O yüzden almadık. Cevabımız Adana'ya düşmüş oldu gençler. Hemen bu haftanın ödüllü sorusunu gösteriyorum. Grafikli sorularda biraz takılıyorsunuz. Dikkat ederek soruyu çözün. Videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.